Şu an Gümüşhacık ilçemiz Ekim pazarında. Sağımızda Büyük Hamam, solumuzda Hacı Nazır Tekkesi ve karşımızda Bedesten Sahathane Kulesi bulunuyor. Doğal bir sahnemiz oldu. Konuklarımızı, röportajlarımızı burada yapıyoruz. Hem de Gümüşhacık arka fonunda tarihi yerleri alarak. Ankara'dan bir arkadaşımız gelmiş. Babası Orloncu Mıstık olarak bilinen kardeşimiz. Efendim? Aydın Çınar. Aydın Çınar. Aydın Bey'e kamerayı yönlendirmeden evvel merhaba, hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Sağ olun. Bana çok konuşuyorsun diyorlar. Aydın Bey'e mikrofonu bırakıyorum. Buyur Aydın Bey. Değerli dostlar, değerli Gümüşhacık köyü hemşerilerimiz. Tabii ki Sıla'yı rahmi siyasete falan mı hazırlanıyorsun? Sen böyle bir hitap geldik. Rahmi gelmek, dostlarını görmek, bu havayı teneffüs etmek çok güzel. Gümüşhacık köyü olarak da bundan da gurur duyuyoruz. Gümüşhacık köylüler gerçekten memleketine sahip çıkıyor. Sık sık geliyor. Tatil yerine gitmektense daha çok ya burayı tercih ediyorlar. Bana söz vermiyorsun, keseceğim ben. Kusura bakma. Dinliyorum. Ya sen emekli askerdin değil mi? Sen kameraya falan alışkın mısın mikrofona? Bayağı alışık. Aldın bırakmıyorsun ya. Nasıl kaç yıl oldu? 6-7 sene oldu. 7. yıl aslında. Evet. Ankara'da yerleşiksiniz. Ankara'dayız, evet. İş yapıyor musunuz? Ankara'da Amittepe, Çankaya Amittepe'de emlak ofisim var, Çınar Emlak olarak. Orada faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Dostlarımızı bekliyoruz. Tabii. Biraz reklama giriyor ama. Yok, reklam değil. Hemşerimiz diyor ki, emeklilikten sonra diyor, boş alanı değerlendirmek için emlak sektörüne el attık. Anıttepe'de büromuz var. Çınar Emlak diyor. Evet. Ankara'daki hemşehrilerimiz diyor, duyurulur diyor. Yok, onun açıdan da değil. Kim gelirse buyursun. Yerimiz durduğumuz var. Evet. Bu anlamda. Hemşehrilerimize yani büromuz açık diyorsun. Evet, doğru. Hizmet açısından hizmet da değil de başka ağırlama açısından da diyorsun. Evet. Evet, yani bizi de davet ediyorsun değil tabii mi? Ki, yani tabii, kendimiz her davet etmeyelim de. Her zaman. Oraya gelince de inşallah görürsün. Yok. Alakası yok. Dostlarımız her zaman. Gelip yerinde test edeceğiz. Aynen. Söz aldık, gideceğiz oraya. İnşallah. Evet. Merkezi yerde yerimiz. Onun için herkesi bekleriz. Evet. Anıtkabir'e çok yakın. 100 metre mesafe olduğu için her zaman herkesin bir durak noktası olarak değerlendirilebilir. Evet. Biz kameranın önündeki arkadaşlara her zaman soruyoruz. En son ne söyleyeceksin diyoruz. Ya da bağlayalım diyoruz. Evet. Kamera sende. Kamera, tabi Gümüşhacık'ta olmak, böyle güzel bir bayram, bayram arifesinde olmak çok güzel bir duygu. Dostlarla tabii ki bayramlaşacağız, görüşeceğiz. Ne mutlu bize Gümüşhacık'ta olmak, Gümüşhacık'la beraber olmak bizi tabii ki mutlu ediyor. Bütün dostlara selam olsun.